Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız da ben de iyi olmaya çalışıyorum şükür. Ülkemizde yaşanan depremden dolayı çok üzgünüz tabii ki. Bütün ülkemin, Türkiye'min başı sağ olsun. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Ölenlere de Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun inşallah. Rabbim hiç kimseyi aç ve açıkta koymasın. Dediğimiz yerdeyiz işte. Biz evimizdeyiz ama onların orada ne halde olduklarını düşündükçe çok üzülüyoruz gerçekten. Ama işte elimizden gelen hiçbir şey olmadığı için dua ediyoruz. Rabbim korusun, esirgesin. Şifalar diliyoruz. Çok geçmiş olsun diyoruz. Çok üzgünüz. Hani söyleyecek bir söz de bulamıyoruz. Dediğim gibi çok üzgünüm ama yapacak da hiçbir şey yok. Dua ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun inşallah. Mesela hep ben bazen videolarımda diyordum hani ev yemek kokuyor, yemek kokusu çok güzel, çok seviyorum bu yemek kokusunu falan diye. Allah hiç kimsenin evinden yemek kokusunu eksik etmesin. Hiç kimseyi damsız bırakmasın, çatısız bırakmasın. Yani gerçekten ne kadar büyük bir nimetmiş. Böyle lüks lüks eşyalara gerek yokmuş. Çok marka marka şeylere gerek yokmuş. Olanla yetinmemiz gerektiğini bir kez daha gördük, anladık. Umarım bu yaşadıklarımızdan ders alırız. Allah'ım bize bir daha yaşatmasın. Ülkemize bir daha böyle acı göstermesin. Hepimizin çok üzgün olduğunu, ülkecek çok üzgün olduğumuzu görüyoruz. Yardımlarda, ne bileyim paylaşımlarda görüyoruz yani. Birlik beraberlik içinde ne kadar güzeliz. Allah'ın birliğimizi, beraberliğimizi inşallah devam ettirir. Mutluluk, huzur verir ülkemize, tüm ülkeye öyle söyleyeyim. Tüm dünyaya da tabii ki barış, insanların zorda kaldığı zaman ne kadar birbirlerine kenetlendiğini tekrardan görmüş olduk. Ülkemiz çok zor dönemden geçiyor. Bütün zorlukları gerçekten yaşıyoruz şu dönemlerde. Fazla ayrıntıya girip detay vermeyeceğim ama çok zor dönemden geçiyoruz. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Ben de bugün mutfağa geçtim işte. Kızlarım tatlı istedi. Dün biraz rahatsızdım, yapamadım. Rahatsızlık derken bir tabii yaşadığımız üzüntüden dolayı bir halsizlik vardı üzerimde. Bir şey yapmak falan da canım istemiyordu. Artık bugün de dedim yapayım çocuklara. Şimdi ben de onlar istediği gibi pasta yapacağım, borcam pastası. Onu hemen yapayım. Onu yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Malzemeler zaten klasik belli. 3 adet yumurtam. 200 milimlik bir su bardağı toz şeker. Bunları güzelce köpük köpük olana kadar çırpacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şekerle yumurtayı köpük köpük olana kadar çırptım. Şimdi içerisine 200 milimlik bir su bardağı yoğurdumu ilave ediyorum. Ben keklerde genelde yoğurt kullanıyorum. Süt de kullanıyorum ama yoğurt da kullanıyorum. Bir çay bardağı, orta boy bir çay bardağı da sıvı yağımı ilave ediyorum. Bunları da bir güzel karıştıracağım. Malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Bu çok önemli. Bunlar da güzel karıştı. Evet arkadaşlar, 2,5 yemek kaşığı da kakaoyu ilave ediyorum içerisine. İçerisine aldığı kadar da un ilave edeceğim. Onun markasına göre ya da ondan ona miktar değişiyor. Bunu siz ölçüsünü tabii ki bilirsiniz. Böyle akışkan bir kıvam olacak. Çok katı bir hamur olmayacak. Akışkan bir kıvam olacak. Şimdi ben buna 1,5 su bardağı ekleyip
Bir bakacağım kıvamında olmazsa bir yarım su bardağı daha eklemeyi düşünüyorum. Evet arkadaşlar, ben bir bardak bir ilave edeceğim önden. Şimdi 2 paket kabartma tozu, 2 paket de vanilya ekliyorum. Bunları bir eriyeceğim, kıvamına bakacağım. Sonra tekrardan ilave yapacağım. Dilerseniz içerisine ceviz de ekleyebilirsiniz. Cevizle de güzel olur. Ama işte dediğim gibi benim çocuklar ceviz pek sevmiyor. O yüzden ben ceviz eklemeyeceğim. Öyle yaptığım zaman yemiyorlar. Onlar yemeyince de ben yaptığımdan bir şey anlamıyorum. Hani onlar yesin diye yapıyorum sonuçta. O yüzden pek eklemiyorum. Biz seviyoruz. Bizde sıkıntı yok da çocuklar yemiyor. Evet, ben bir bardak daha, 1,5 bardak, yani bir yarım bardak daha bir ekleyeceğim. Bunu mutlaka eleyin. Elendiği zaman daha güzel oluyor. Kabarmasına da büyük bir faydası var. Bardak 200 mililik 2 bardak un yetti arkadaşlar. Kıvam böyle akışkan. Evet arkadaşlar, ben borcamımı yağladım. Gördüğünüz gibi akışkan bir hamur oldu. Kekinin yumuşak olmasını istiyorum çünkü. Açtım. Fırınımı bir 2 dakika falan öncesinden açtım. Şimdi bunu borcama ilave edeyim. Kakaosunu biraz ben az bıraktım. Hani 2,5 dedim ya, 2 kaşık bıraktım ben. Siz 2,5 bırakın koyu seviyorsanız. Benimki biraz şey oldu, açık oldu. Ben böyle istedim ama. Güzelce borcama böyle yaydıralım. Her yerine eşit bir şekilde gelsin. Böyle birkaç kere yere vuralım ki kabarcıkları çıksın içerisinde. Evet, tepsiye eşit bir şekilde yayıldı. Ben alt üst ayarda 170 derecede 40 dakikaya ayarladım. Sizler kontrollü bir şekilde yaparsanız daha iyi olur. Evet arkadaşlar, kekim fırında pişerken 2 paket krem şantiyi ben aldım. 2 su bardağı da soğuk süt ilave edeceğim içerisine. Şimdi bunu bir güzel çırpayım, katılaşsın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi krem şantisi de oldu. Ben şimdi bunu dolaba
dinlenmeye alacağım. Dinlensin kekim soğuyana kadar, pişip soğuyana kadar. Evet, bu şekilde oldu. Şimdi ben bunun üzerini kapatayım. Kekim pişip soğuyana kadar dolapta dinlensin. Evet arkadaşlar, kekim kürdan testiyle kontrolünü yaptım. Yaklaşık 35-40 dakikada pişti. Gördüğünüz üzere yumuşacık da bir kekim oldu. Çok beğendim, çok güzel oldu. Kekimi ben buraya soğumaya bırakıyorum arkadaşlar. Kekim tamamen soğuduktan sonra üzerine krem şantisini ilave edeceğim. Kekim soğuyana kadar çikolata sosunu da hazırlayın. Çikolata sosu da soğusun. Evet arkadaşlar, şimdi ben sosuma geçtim. Şimdi bir paket çikolata sosunu tencereme ilave ediyorum. 2,5 su bardağı da süt ilave edeceğim. Normalde üzerinde yazan ölçü 2 ama ben akışkan olmasını istediğim için 2,5 su bardağı ilave edeceğim. Şimdi bunu ocağıma almadan önce böyle biraz karıştırayım. Şimdi ocağımın altını açayım. Kaynayana kadar karıştıracağım ben bunu. Kaynadıktan sonra altını kapatacağım, soğumaya bırakacağım. Kekimle beraber sosum da soğusun. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olup bana destek olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Mesajlarınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Paylaşımlarımı arkadaşlarınıza da önerirseniz çok mutlu olurum. Bana destek olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Her bir yorumunuzu aldığımda, okuduğumda çok seviniyorum. Çok mutlu oluyorum. Hepinizin yorumları ayrı ayrı ve tek tek çok kıymetli, çok değerli. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Reklamlarımı da atlamadan izlerseniz daha çok mutlu olurum. Çok kıymetli, çok değerli gerçekten yorumlarınız, beğenileriniz, izlemeleriniz. Yorumları aldıkça, beğeniler ve izlenmeler çok oldukça daha böyle yapmaya beni teşvik ediyor. Daha mutlu bir şekilde yapıyorum. Daha sevinçli bir şekilde yapıyorum. Beni motive ediyorsunuz gerçekten. Videomu sayfalarınızda da paylaşırsanız, bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar, sosum kaynadı. Ben bunun altını kapatıyorum. Sosum soğuması için kenara alacağım. Ara ara da karıştırmaya devam edeceğim ki kabuk tutmasın diye. Herkese tekrardan merhaba. Şimdi ben kekim soğudu, çikolata sosum soğudu. Dolaptan çıkardım, krem şantimi aldım. Kekime süt dökmeye hiç gerek yok. Kekim gayet yumuşacık ama ben gene de bir su bardağı ılık sütümle kekimi ıslıyorum.
Islattığım kekimin üzerine krem şantisini dökeceğim. Bunu bir güzel yayayım. Siz dilerseniz krem şantisini bir pakette kullanabilirsiniz. İki paket çok gelir, kalın gelir falan diye düşünürseniz bir pakette kullanabilirsiniz. Benim burada bir kase kadar kaldı. Onu Zeynep çok seviyor. O onu kaseye koyuyor dolaba. Dondurma yapıyormuş kendine öyle. O şekilde yiyor. O yüzden ben kalanını o şekilde değerlendireceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben krem şantisini eşit bir şekilde yaydım. Şimdi soğuyan çikolata sosumu üzerine dökeceğim. Ve bu şekilde dökeyim. Bu şekilde yaydırayım etrafına. Evet, görmüş olduğunuz gibi üzerine çikolata sosunu da döktüm. Çok güzel olmadı mı sizce? Çok güzel oldu. Şimdi bu biraz dinlensin. Buzdolabında 1-2 saat dinlendirdikten sonra dilimlemeye geçelim. Evet arkadaşlar, ben dolaptan çıkardım kekimi. Çok fazla dinlendirmedim. Videoyu sonlandırmam gerektiği için. Bol soslu bir ağlayan pasta oldu bu hocamda. Şöyle dikkatlice çıkaralım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben böyle üzerine biraz Hindistan cevizi. Hindistan cevizi ekledikten sonra biraz da çikolata sos dökmem gerekiyor. Çikolata sosu demişim. Çok özür diliyorum. Meyveli sos. Ve dediğim gibi üzerine de böyle biraz ceviz. Yeşil fıstık da olabilir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Hepinize sevgiler. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ağlayan kekim bu arada bayağı bir ağlamaya başladı arkadaşlar. Videoyu sonlandırmış gibi oldum ama böyle size bir dilim de çıkartmak istedim. Çok güzel gerçekten. Keki falan yumuşacık oldu.